Ayıp. Herkese merhabalar, Seray ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gezi İpuçları serimize devam ediyoruz. Eğer birincisini izlemediyseniz hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Artık sonbahar geldi biliyorsunuz ve çantalarımız gitgide ağırlaşmaya başladı. Çantaları nasıl daha hafif ve ergonomik hale getirebiliriz? Gezide nasıl tasarruf edebiliriz? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. O zaman bir numarayla başlayalım. Numara. Sonbahar geldi dedik ve artık muhtemelen seyahatlerimiz esnasında yağmurla karşılaşacağız. Umarım ki karşılaşmayız fakat yine de biz hazırlıklı olmak zorundayız. Hiç şemsiyeden bahsetmeyeceğim şu an. Çünkü şemsiye taşımayı normalde de sevmiyorum. Çünkü bir tane elimizde sürekli şemsiye olduğu için o eli artık kullanamaz hale geliyoruz. Harita mı açacağız, ne yapacağız? İşlerimiz gitgide zorlaşıyor. İşte şemsiye ters dönüyor falan. Bir sürü iş çıkarıyor başımıza. Boş verin, unutun gitsin şemsiyeyi. Onun için size harika bir önerim var. İşte bunlar. Bunlar kendi ceplerine sığabilen yağmurluklar. Birincisi çantanızda çok az yer kaplıyor. Yani çünkü bunlar böyle küçülebiliyor bile. En küçük hali biraz önce gördüğünüz değil. Onun dışında hemen böyle yağmur yağdığı anda üzerinize giyiyorsunuz. Hem sizin sırt çantanızı da koruyor, hem sizi de koruyor. Hem de iki eliniz serbest. İstediğiniz her şeyi yapmakta özgürsünüz. İşte çekim mi yapacaksınız yoksa harita mı okuyacaksınız? Her şeyi bu sayede yapabilirsiniz. Kulaklıklar ve şarj aletleri. Bunlar seyahat çantalarımızın olmazsa olmazı. Aynı zamanda yanımızda taşıdığımız sırt çantalarımızda bile sürekli bulunuyorlar. Ama işte onları ararken ya böyle her eşyamızı çıkaracağız, nerede olduklarını bulacağız. Ya da işte bir şeylere dolanmış halde oluyorlar. İşte biz acele halindeyken onları bulmaya çalışıyoruz falan. Zor iş. Bunun ama çok kolayı var. Eski bir gözlük kabınızı alıyorsunuz. İkisini de içine koyuyorsunuz, gözlük kabınızı kapatıyorsunuz. Bu kadar basit. Hem elinize attığınız gibi gözlük kabını bulmak çok daha kolay. Hem de hiç ağırlık yapmıyor. Ben sürekli bu yöntemi kullanıyorum. Size de kesinlikle öneririm. Eğer özellikle yurt dışı seyahatine çıkıyorsanız yanınıza ufak tefek birkaç ilaç alıyorsunuzdur. O ilaçları kutularıyla koymak yerine sadece içini bir kilitli poşetin içine koyun ve o şekilde yanınıza alın. Eğer arkasında tarih yazmıyorsa kutusundan bakın, tarihleri bir asetat kalemiyle arkasına yazabilirsiniz. Böylelikle hiç yer kaplamayan ilaçlar da bavulumuza girmiş olacak. Sıradaki ipucumuz kızlarımıza geliyor ama erkekler siz de iyi dinleyin. Eşlerinize ya da kız arkadaşlarınıza söyleyip hava atabilirsiniz. Benden size tavsiye. Şimdi bizim biliyorsunuz farlarımız ve pudralarımız var. Bunlar nedense seyahatler esnasında kırılmaya çok meraklılar. Bir de bir dünya para oluyor onlar. Yazık yani, kırılmasın. Çok kolay bir metodu var. Açıyorsunuz kapaklarını. İçine bolca pamuk koyuyorsunuz. Sonra kapağı kapatıyorsunuz sıkıca. Böylece artık preslenmiş olan o pudralar ve farlar kırılmakta oldukça zorlanacaklar. Hatta hiç kırılmayacaklar. Bayağı bir şanslı duruma geleceğiz. Beşinci ipucu. Paralar cepte kalsın ipucumuz geldi. Bu da havaalanında biliyorsunuz atıştırmalıklar falan oldukça pahalı. Ama işte uzun bekleme sürelerinden dolayı da karnımız çok acıkıyor. Bunun için ne yapacağız? Hemen çantamızı atıştırmalıkları dolduracağız. Çantada yer yok diyorsun Seray, nasıl dolduralım dediğinizi duyuyorum. Bunun için yapmamız gereken şey yine kilitli poşetler. Kim icat ettiyse ben buradan teşekkür ediyorum. İçine alın atıştırmalıklarınızı, kilitli poşetin koyun. Daha sonra ağzını kapatın. Artık o koskoca paketlerdeki şeyler küçücük bir kilitli poşete sığmış durumdalar. Bayağı şanslıyız yine. Ne dersiniz? Ve bizim ipuçlarımız bu kadardı. Sizin ipuçlarınızı da çok merak ediyorum. Çünkü ben bu ipuçlarından yararlanırken gerçekten çok rahat ediyorum. Daha fazla ipucu bilmek benim çok işime gelecektir. Ve bir sonraki videoda da sizin ipuçlarınıza da yer vermeye çalışacağım. O nedenle lütfen bana ipuçlarınızı aşağıdan yazmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmanız çok kolay. Aşağıda abone ol butonunda, zil butonunda yan yana bulunuyor. Gelecek değişik videolardan haberdar olmak için ikisine de basabilirsiniz. Ve kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.